Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere C, C++ dillerinde bellek hataları nasıl mücadele edebileceğini anlatacağım. Biliyorsunuz C, C++ dillerinde aktif bellek erişimi olduğu için bir bellek adresine doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Fakat bu ilgili bellek hücresinin kullanılabileceğini göstermez. Aktif erişim oldukça fazla esneklik kattığı için güvensiz kod yazımını en yüksek noktaya taşır. Bunun için C, C++ dillerindeki geliştiricilerin belleği en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini gösterir. Burada göstereceğim örnekler bellek hatalarından sadece birkaçıdır. Tüm hepsine burada değinmek mümkün olmadığı için çıkış yolunu ve nasıl tespit edebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Birinci örneğimizde bir kilo altı alanı içeren eşya sınıfı görülmekte. Altında eşyaları yükle isminde bir fonksiyon yazılmış ve içerisinde eşya nesne adresleri tutan bir dizi oluşturulup rastgele ağırlık belirlendikten sonra eşya nesnesi bu ağırlık ile oluşturulmuştur. Burada yapay bir hata oluşmasını sağlamak adına 10. indekste eşya eşyalar dizisinde oluşturulan nesne yerine null adresi diziye atanmıştır. Main fonksiyonu içerisinde bakıldığında eşyaları yükle fonksiyonu çağrılmış ve toplam kilo ekrana yazdırılmaya çalışılmıştır. Fakat bu kod derlenip çalıştırıldığında herhangi bir derlenme hatası vermeyip çalıştırıldığında boş bir ekran gelip program sonlanmaktadır. Klasik bir bellek hatası belirtisidir. Bu çok satırlı bir kod olduğunda tespiti için satır satır ekrana mesajlar yazılıp ilerlenmeli ve nerede ekranda bir mesaj yazamıyorsa bellek hatasının orada olduğu anlaşılmalıdır. Örneğin satır 25'in altına mesaj içeriği yazdırılmaya çalışıldığında derlenip çalıştırıldığında ekrana mesaj yazısının geldiğini görebiliriz. Buradaki ifadeyi silip main fonksiyonu içerisinde for döngüsün içerisine i değerini yazdıracak olursak Bu derlenip çalıştırıldığında en son 10 değerini ekrana yazabilmektedir. Bu durum 25 uzunluğundaki bir dizi için 10. indekste bir problemin olduğunu göstermektedir. Bu şekilde hatanın noktasal olarak belirlenmesi mümkündür. İkinci örneği inceleyecek olursak 25 uzunluğunda bir dizi tanımlanması altında 2 uzunluğunda bir dizi ve atanan değerler görülmektedir. For döngüsü ile sayılar dizisi rastgele rast sayılar atanmaktadır. Fakat 25 uzunluğunda olan bir dizi için 27 indeksine kadar sayı ataması yapılmaya çalışılmıştır. Farklı programlama dillerinde bu durum tam çalışma anında ve bu noktada dizi indeks sınırları dışında hatasını vererek sonlanacakken, C++ dillerinde çalışma anında hata vermez. Bir önceki yöntemi denediğimizde yani for döngüsü içerisine C out im mesajını yazdığımızda bir öncekinden farklı bir tepki alırız ve program sonsuz döngüye geçer. Bunun nedeni belleğin çalışma anı yığınında oluşturduğumuz sayılar dizisinin hemen altında P dizini oluşturmamız ve 25 uzunluğundan sonra devam ettiğimiz için P dizisinin elemanlarını değiştirmeye çalışmakta ve kararsız çalışıp döngüden çıkamamaktadır. Dizinin oluştuğu bellek bölgesi değiştirildiğinde yani int yıldız sayılar new int 25 yapılarak dizinin oluştuğu yer hip bellek bölgesine alındığında bununla birlikte P dizisi halen çalışma anı yığınında kalmaktadır. Dolayısıyla kod bu şekilde çalıştırıldığında kod hatalı olmasına rağmen döngü içerisinden çıkacak ve hatta en son satır olan P dizisinin ilk elemanının yazılması kısmına kadar gelecek ve ekrana doğru bir şekilde yüz değerini yazacaktır. Burada programı etkileyecek bir hata kalmadığı fakat belleğin yanlış kullanım hatasının devam ettiği görülebilmektedir. Sayılar dizisinden sonra program ile ilgili olmayan iki hücreye de rastgele değer atanmaktadır. Üçüncü örnek koda baktığımızda burada yine bir eşya sınıfı ve main fonksiyonu içerisinde eşya nesne adresini tutacak 5 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır. Kullanıcıdan kilo bilgisi alınıp bir eşya nesnesi oluşturulup daha sonra döngü ile eşyalar dizisi dolaşılarak ilk nal içeren indekse bu yeni oluşan eşya nesnesinin adresi atanıp break ile döngü sonlandırılmaktadır. Aşağıdaki for döngüsü de ise eşyalar dizisi dolaşılıp nal olmayan hücrelerdeki eşyaların kilosu ekrana yazdırılıyor. Kod incelendiğinde aslında ortada bir eşya nesnesi bulunmasına rağmen Ekran çıktısında anlamsız sayılar ve sanki birden çok eşya nesnesi varmış gibi kilo değerleri yazılıyor. Buradaki bellek hatası oluşturulan veri yapısının ilk değerlerinin verilmemesinden kaynaklanıyor. C++ dili oluşan bir değişken veya veri yapısına ilk değer ataması yapmaz. Bu içerisinde anlamsız değer ve adreslerin bulunabileceğini gösterir. Dolayısıyla burada dizi oluşturulduğu gibi null adresler ile ilk değeri bu şekilde verilirse ekran çıktısının kararlı bir yapıda olduğu görülecektir. C++ programcısı ise belleği çok iyi kullanması gereken, gerekli özen göstermesi gereken programcı olmalıdır. Aksi takdirde verimsiz bellek kullanımlarından doğan hatalı sonuçlar ve uykusuz geceler programcıyı bekleyecektir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle